Betüş, bence çocuklara söylenecek en beyaz yalan bu. Hem böylece daha az üzülürler. Galiba haklısınız, doğru. Anlaştık. Hadi inelim. Çocuklar, doyduysanız kalkın artık. Oynamayın öyle, günah. Peki Firuze abla. Ya ben dayanamıyorum artık. Gidip soracağım gizli gizli ya ne konuşuyorlar. Allah aşkına dur be dur kardeşim. Amma kıskanç adam mısın? Otur şuraya ya. İşte geliyorlar. Kahvaltıyı bitirmişsiniz. Firuzeciğim bize de çay kaldı mı? Eda Hanım acaba diyorum sorabilir miyim şu gizli konuşmanızın içeriğini? Tabii. Biz şey hakkında konuştuk. Ne? Safiş hakkında konuşuyorduk. Çünkü Safiş'in sahibi bulunmuş. Ya kimmiş? Eda'ların bir komşusu. Ya inanmazsın. Sahibi bizim komşu çıktı. Çok şükür Safiş Betüşlerden gidiyor. Betüş onu düzeltecek bir peri buldu herhalde. Eda ile birlikte nereye gidiyorlar acaba? Senin için çok üzülüyorum artık. Safiş'i bir daha göremeyeceksin Taci. Sen öyle san. Bir şey demedin. Düşünüyorum Dudu. Safiş'e neden bu kadar taktığını merak ediyorum. Ayol Safiş'e niye takayım? Ben köpekleri sevmem. Ama şatoda onu birkaç saat misafir etmen gerekecek anneciğim. Ay gene mi geldi bu kadın? Perihan teyze akşam üzeri dönecek anne. Beni o iyileştirecek. Tabii bu sihri Betüşlerin evinde yapamayacağına göre Safiye Hanım'ı buraya getirdik anneciğim. Sordunuz mu bana? Belki şato müsait değil. Belki gelenim gidenim olacak. Anne, yoksa sen Perihan teyze onu eski haline çevirirken bizim de babamı eski haline nasıl çevireceğimizi öğreneceğimizden mi korkuyorsun ha? Hiç de değil. Babana yaptığım sihri bir tek ben biliyorum. Buna yapılanın aynısı olamaz. Safiş'i niye burada istemiyorsun peki? Söyle bakalım. İşte. Ama bunu yapmak zorundasın anne. O niyeymiş? Çünkü peri kitabı madde 4. Bir iyilik perisinin ilk görevi şatosuna gelen mağdur birine daima misafirperver davranmak. Aksi takdirde en büyük cezalardan birine çarptırılacaktır. Ya şimdi benim gitmem lazım anneciğim. Çok üzgünüm. Görüşürüz. Ben de odama çıkayım bari. Oh, oh. Üzülmeyin. Ama ona çok alışmıştık. Hem o da bizi çok sevmişti. Keşke sahibine vermeseydik, saklasaydık. Olur mu öyle şey? Şimdi siz kaybolsanız, bir aile sizi evine alsa... ...sonra anneniz babanız geldiğinde sizi geri vermeseler... ne olur bir düşünün. Ama o bir köpek. Köpek değil. Köpekler dünyanın en duygusal hayvanlarından biridir. Biliyoruz. İnternette köpekler hakkında her şeyi okuduk. O zaman köpekler sahiplerinden ayrılınca ne kadar üzüldüğünü yazıyor herhalde o internet. Doğru söylüyorum ya. Ya tamam, siz onu çok sevdiğiniz ve onunla ilgilendiğiniz için o köpek de sizi çok sevmiş olabilir. Ama konuşabilseydi inanın bana sahibinin yanında olmak istediğini söylerdi. Acaba sahibi onu görmemize, gezdirmemize izin verir mi? Tabii verir, niye vermesin? Niye güldün? Yiğit. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Pembe rüyalar, beyaz düşler.
Bizlerle hayat renk.